çok uzağa gitme. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kümes kireçleyeceğiz. Önce kümesi göstereceğim size. Nasıl yapmanız gerektiğini. Sonra kireci göstereceğim size. Kireç konusunda çok şey var. Toz kireç atıyorlar. Kuşların ciğerlerini vurur. Gözlerini sulandırır. Bunu yapmaya. Gel yaklaş şöyle. Şimdi burada bir arkadaşımızın kümesi var. Yerden kaldırdık onları. Neden bunu bu yerden yükseltiyoruz? Onu söyleyeyim size. Kuş altta kanat çırptığı zaman bütün toz alt folluklara dolar. Yani alt follukta olan yavrunun gözleri sulanmaya başlar. Ciğeri de tuz alınca ondan sonra da fayda etmiyor. Bu şekilde yaparsak bunun temizlemesi de kolay. Yani şimdi bunun altına inşaat paleti koyabilirsiniz. Yerden ayağını yükseltebilirsiniz hayvanı. Bu kış için 3 ay boyunca zaten o pisliği dolduramaz. Arası pislik de olsa kuruyan dışkı hem sıcak kümes tutar hem amonyak üretir, kuşların ciğerini temizler. Kurumayan dışkı azot üretir, kuşların ciğerlerine zarar verir. Bunu unutmayın. Kümesi böyle yapacaksınız. Yerden yukarıda olacak. Şimdi kirecimizi de açtık. Bir uygulamalı göstereceğiz. Gel böyle abisi. Evet. Fırçamı alayım. Arkadaşlar kirecin boğucu özelliği vardır. Hiç mikrop bırakmaz. Bütün altında kalan mikrobu, bakteriyi öldürür. Bu kireçleme 3 ayda bir yapılırsa çok faydalıdır. İmkanı olmayan 6 ayda bir yapsın, önemli değil. Ama muhakkak yapılmalı. Böyle katı ayran şeklinde açıyorsunuz arkadaşlar. Köşe bucağını. Arkadaşlar böyle yediriyoruz ki bütün tozu alıyor, içine katıyor. Bütün bakteriyi öldürüyor. Tozunu alırsa yerin yapışması da daha rahat oluyor. Evet. Fazlasını çekiyoruz. Havalar serinledi, kuruması rahat olmaz. Onun için fazlasını alıyoruz. Şöyle. Çünkü bu en ufak ince tabakası bile bakteriyi öldürüyor. Yani kalın yapmaya çok gerek yok. İnce bir tabakayla boyatmanız yeterli. Al sana dezenfektan. Bunun altında bir tane bakteri kalmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Gel şöyle içeri doğru bir tut bakalım gözüksün. Bakınız arkadaşlar, hijyenik, tertemiz. Bunun içerisinde bir tane bakteri kalmadı arkadaşlar. Hepsini öldürür. Şimdi çıkayım böyle kapıya doğru. Çıkayım kapıya doğru. Aynı oldu, evlenecek kız. Gelir değil mi? Ceylan kız. Ey maşallah. Evet. Tam yetti. Çok güzel. Evet arkadaşlar, 10 numara 5 yıldız. Kireçleme böyle. Bu kireci bir çay kaşığı. Şimdi kimisi yanmış mı diyor, kimisi yanmamış mı diyor, fark etmez. Yanmış ne demektir biliyor musun? Suyun içine beklemiş kireç demek. Toz kireç, 5 litreye bir çay kaşığı. Haftada bir, 10 günde bir verin. Kalsiyum deposudur, kuşların içini de temizler. Yani bağırsak florasındaki mikropları öldürür. Bakteri değil ama, bakınız ilaç değil bu, antibiyotik değil. Mikropları öldürür, yani faydalıdır. Haftada bir, 10 günde bir, 5 litre bir çay kaşığı, ister toz ister bu suludan fark etmez. Katın verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın.